Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yardım çalışmalarını sürdüren Umut Kervanı Vakfı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gaziantep ve Ağrı'da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Umut Kervanı, Ramazan bayramına kadar çalışmalarına devam etmeyi hedefliyor. Umut Kervanı Vakfı kurulduğu günden bu yana Türkiye'de ve dünyanın birçok bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Kentte birçok faaliyette bulunan Gaziantep Umut Kervanı, Ramazan bereketini paylaşmak isteyen hayırseverlerin yardımları sayesinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Gaziantep Umut Kervanı Başkanı Mustafa Özarslan, İlki Haber Ajansı muhabirine yaptıkları yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Burada kolileri hazırlıyoruz. Araçlarımızla daha önceden tespit etmiş olduğumuz ailelere kolileri getirip kapılarına bırakıyoruz. Zaman içerisinde geziyoruz, dolaşıyoruz, bakıyoruz. Bodrumlarda yaşayan, işten çıkmış olup işsiz kalanlar, ihtiyacı olan aileler, dullar, yetimler vesaire, bunları saymakla bitmiyor. Umut Kervanı yıllardan beri bu ailelere ulaşmak için bir gayret, bir çaba içerisindedir. Dolayısıyla hayır sahiplerimizle beraber bu ailelere yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Salgın sürecinin devam ettiğini belirten Özhasan, ihtiyaç sahiplerinin sayısının her geçen gün daha da arttığına dikkat çekti. Fabrikada çalışan işçiler işten çıkartılıyor. Esnafın biliyorsunuz işleri hakikaten gittikçe biraz böyle sıkıntıya doğru gidiyor. Dolayısıyla ihtiyaç sahipleri her zaman olduğu gibi artarak devam ediyor. Umut Kervanı'nın kapısını aşındırıyorlar. Gelen adreslere, gelen taleplere bakıyoruz. Yüzlerce bir talep var. Ağrı'da da Ramazan ayında çalışmalarına ağırlık veren Umut Kervanı yüzlerce aileye ulaşarak aynı ve nakdi yardımda bulundu. Yetim çocukları Ramazan bayramı öncesi giydirdi. Muhammed. Efendim? Sebebi ne? Orada 4-5 yaş olacak zaten. Aklında var mı? Hangisini biliyorsun? Abi hele bir. Abi büyüktür o. Büyük. Vallahi olur. Ağrı Umut Kervanı Başkanı Mehmet Dağhan yaptıkları yardımlar hakkında bilgi verdi. Birçok hayırsever sayesinde bu ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını giderdik. Dağhan, hayırseverlere büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti. Çok yetim, birçok öksüz, birçok fakir aile vardır. Bu konuda evine ekmek götüremeyen, elektriğini ödemeyen, ev kirasını ödemeyen aileler var. Bunların ihtiyaçlarını en asgariye indirebilmek için de hayırseverlerin daha hassas davranmalarını istiyoruz. Bu mübarek günde bu insanları da sevindirmeleri açısından bizimle beraber gelsinler, evlere gidelim, beraber de yardımlarını dağıtalım. Umut Kervanı Mardin'in Mazıdağ ilçesinde yetim ve muhtaç ailelere umut oldu. Mazıdağ Umut Kervanı temsilcisi Rıdvan Titiz yapılan çalışmayla ilgili açıklama yaptı. Ramazan ayında gıda kolilerimizin dağıtımına devam ediyoruz. Bugüne kadar fakir, kimsesiz, yardıma muhtaç ailelerimize onlarca gıda kolisi dağıtımı yaptık. Bugünden sonra da bize gelen yardımları fakirlere ulaştırmada inşallah tereddüt etmeyeceğiz. Bu konuda bize yardımlarda bulunanlardan Allah razı olsun. Cenab-ı